Pavlus'un Filemon'a mektubu. Mesih İsa'nın uğruna tutuklu olan ben Pavlus'tan ve kardeşimiz Timoteus'tan, sevgili emektaşımız sen Filemon'a, kız kardeşimiz Afia'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arkipus'a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam. Babamız Tanrı'dan ve Rabbi İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Şükran ve dua. Rabbi İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrı'ma sürekli şükrediyorum. İmanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman ve böylelikle Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine ulaşman için dua ediyorum. Senin sevgin bana büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kardeşim, kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı. Pavlus'un Onesimus için ricası. Bu nedenle, gerekli olanı sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa'nın uğruna tutuklu bile olan ben yaşlı Pavlus, sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum. Ben hapisteyken kendisine manevi baba olduğum, bir zamanlar sana yararsız ama şimdi sana da bana da yararlı olan oğlum Onesimus'la ilgili bir ricam var. Kendisini, yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum. Müjdenin uğruna tutuklu kalacağım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim. Ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Çünkü yapacağın iyiliğin zorunluluktanmış gibi değil, gönülden olmasını istedim. Onesimus'un bir süre senden ayrılmış olması belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rabbe ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. Buna göre, eğer beni yoldaşın sayıyorsan, onu beni kabul eder gibi kabul et. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say. Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum. Bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe herhalde gerek yok. Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat. Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum. Aynı zamanda bana kalacak bir yer hazırla. Çünkü dualarınızın aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı ümit ediyorum. Son selamlar. Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler. Rabbi İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.